Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında dairede alan konusundaki son testin çözümünü yapacağız. Yani test altının çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 184 ve 185'i çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda AB uzunluğu K iken BC uzunluğu 2K verilmiş. K ve 2K'yı yazalım şöyle. Dairenin çevresinde 4 kök 5 pi verilmiş. Yani 2 pi r eşittir 4 kök 5 pi ise pi'ler gitti. R'yi buradan ne buluruz arkadaşım? R'yi buradan 2 kök 5 olarak buluruz. E şimdi burası 90 derece Çapı gören çevre açı 90 derecedir. O yüzden ben şu çapı çizecek olursam tam merkezden geçmek zorunda. E 1 2 kök 5 üçgenin R de 2 kök 5 ise burası 2 kök 5 burası 2 kök 5. Toplamda 4 kök 5 olduğuna göre e K kök 5 buradan 4 kök 5 e, 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı e, k kök 5 eşittir 4 kök 5 ise k'yı buradan 4 olarak buluruz. Evet k 4. O zaman burası 8. Şimdi bu taralı alanı nasıl bulacağız? Yarım dairenin alanından üçgenin alanı çıkartarak bulabiliriz. Yarım dairenin alanı pi 2 kök 5'in karesi bölü 2 eksi üçgenin alanı da 4 çarpı 8 bölü 2 değil mi? Evet. Burası 20 bölü 2'den 10 pi yapar. 10 pi eksi 32 bölü 2'den de kaç yapacaktır? 16 yapacaktır. Yani cevabımız 10 pi eksi 16 yani birinci soru Cehan oldu. Geldik ikinci soruya. Çemberler birbirine değiyor. Hemen merkezleri birleştir. Merkez var, teğet var. Çektik. Burada da çektik. Zaten dik çizilmiş orada. Şimdi yarıçap 4. Bunun yarıçapı da 4. Buraya R, buraya R diyelim. Şurası da 4 kök 3 verilmiş. Ne yapacağız burada? Hocam dik yamuk var. E yani şurası da 90 derece ya. Dikdörtgen oluşturacağız. Ama öyle dikdörtgen oluşturursak R ise R 4 xrye kaldı. 4 kök burası da 4 kök 3. Pisagor bağıntısından R'yi bulabilir miyiz? bulabiliriz. Zaten bizden alan isteniliyor. R'yi bulursak alan çıkacaktır. 4 artı R'nin karesi eşittir. 4 eksi R'nin karesi artı 4 kökçün karesi oluyor. Açalım şunu. 16 artı 8 R artı R kare eşittir. 16 eksi 8 R artı R kare artı 48 oldu. R kareler gitti. Bunu buraya attık. 16 R oldu. Şu 16'lar sadeleşti. 48'e eşitse. R'de de buradan kaç geldi o zaman? de buradan 4 3 bu. Evet R'yi böylelikle 3 buluruz arkadaşlar. Evet R3 geldi. Bizden O2 bunun alanı isteniyor. Pi 3'ün karesinden dolayı cevabımız 9 pi çıkacaktır. Evet ikinci soru Ceyhan oldu geldik üçüncü soruya. Şekildeki saatin akrebi 2 cm da 4 cm uzunluğundadır. 8.30'dan 9'a kadar yelkovanın taradığı bölge. Bak şimdi yelkovan bu durumdayken ne yapıyor? Hop şu duruma geliyor. Taradığı bölge ne yapıyor? Arkadaş tam olarak şurası yapıyor. Merkez açısını bulmam lazım. Yani yarı çapı 2 olan bir dilim yaptı burada. Peki burada 360'ı 12'ye böldüğümüz zaman 12 bölme var ya 30 derece değil mi? Her bir bölme 30 derece. Normalde bizim 8'den şöyle şurası 8'deyken tam böyle 8'deyken 9'a gelene kadar 30 derece şey yapıyor. Ama bu uzun olan 12 bölme gittiğinde yani 12 bölme gittiğinde 30 derece akrepimiz 30 derece hareket ediyorsa 6 bölme gittiğinde kaç derece? Yarısı yarısı yani 15 derece hareket edecektir. O zaman hocam burası 15 ya. E tamamı 30 olduğundan burada kaç ya da 15 derece kaldı. O zaman bu 15'lik dilim yapıyor. 15'lik dilim ne yapar? Pi R kare. 15 bölü 360 yapar. Evet buradan 4 ile bu sadeleşse 90 yaptı. 15 ile de 90 sadeleşince 6 mı yapıyor? Evet cevabımız pi bölü 6 oldu. Şunun taradığı bölge. Peki şimdi şuna bakalım. Arkadaş bu buçuktan buraya gelene kadar hop şöyle gelecek. Bir yarım daire yapmıyor mu? Yarım daire yapıyor. yarıçapı çapı 4 olan. Pi r kare bölü 2 yapar. Yani bu da kaç yapıyor arkadaşlar? 16 bölü 2'den 8 pi yapacaktır. Şimdi benden ne isteniyor? Yelkova'nın taradığı bölgenin alanı akrebin taradığı bölgenin alanı kaç kattır? Yani 8 pi'yi kaça böleceğiz? Pi bölü 6'ya böleceğiz. Pi'ler gitti. Bu da 8 bölü 1 bölü 6 ters çevirip çarpıyoruz. 6 bölü 1 yani o da kaç yapacaktır? 48 yapacaktır. Evet Üçüncü soru Ceyhan oldu. Geldik dördüncü soruya. O S1 artı S2 eksi S3 isteniyor. Arkadaşlar şuraya bir A alanı dersek biz beyaz alana A alanı dedik. Bakın ne çıktı? S1 artı S2 artı A'yı bulur muyuz? Evet. S1 artı S2 artı A'yı bulabiliriz. Sonra S3 artı A'yı da bulabiliriz. E, bizden ne isteniyor? Bunların farkı isteniyor. Taraftan çıkartırız. Olay bitti. S1 artı S2 artı A bu yarım dairenin alanı değil mi? Evet. Şimdi burası bir birim olarak verilmiş arkadaşım. Burası da bir birim olarak verilmiş. Buradaki bir birimi kullanacağım. Ben buraya bir A dersem yarıçap uzunluğu A artı 1 oldu. E hocam burası da A artı 1 yarıçap uzunluğundan dolayı. Başka bir uzunluk verilmiş mi? Verilmemiş. E o zaman bak dikkat et. Bence şöyle bir şey diyelim. Burada bir çeyrek daire verilmiş. Şuraya bir A dersem çeyrek dairenin yarıçapı A artı 1. E o zaman burası da A artı 1 yaptı. Şimdi büyüğün yarı ne oldu arkadaşlar? A artı 2 burası da A artı 2. Hocam burada yarıma ait bir dik çizilmiş ya. Öklit mi yapalım? Bence gerek yok. Çünkü niye? Hop şunu şöyle çizersek. Direkt Pisagor bağıntısı oluşuyor. Büyüğün yarı çapı A artı 2. Yani burası A artı 2. A, A artı 1 artı 2. Ne üçgeni? 3 4 5 üçgeni değil mi? Evet hissederek yaparsak. E şimdi ne yapacağız? S1 artı S2 artı A'yı bulabilirim ben. Büyüğün yarı çapı 5 çıktı. Şuradaki S1 artı S2 artı A alanı yarı 5 olan pi 5'in karesi bölü 2. 25 pi bölü 2 yaptı. Şimdi bu çeyrek dairenin alanında A artı S3 yani yarı çapı da 4. Pi 4'ün karesi bölü 4 yapar bu da çeyrek daire olduğundan. O da 4 pi yaptı. Taraf tarafa çıkartacağım ki S1 artı S2 eksi S3'ü bulayım ben. Çünkü A'lar da gidiyor burada. O zaman buradan bunu çıkartacağım. 25 pi bölü 2 eksi 4 pi yapıyor. Arkadaş 4 kere 2 8. 25'ten 8 çıkınca da 17 pi bölü 2 çıkar. Evet güzel bir soru. Cevabımız böylelikle e bit. yaptı. Dördüncü soruda geldik. Beşe. Aşağıda bir eşkenar üçgenin çevrel çemberi verilmiş. Eşkenar üçgenin çevrel çemberini şöylece yapmışız. Sonra bu kenarlara ait yarım daireler şöyle çizilmiş arkadaşlar. Çevre ABC 18 verilmiş. Yani bir kenarımız kaç? 6 olarak verilmiş. Eşkenar üçgenin çevrel çemberiyle tamam şundan bahsediyor. Şunları çap kabul eden yarım daireler çiziliyor. Yeşil boyalı bölgenin alanları toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar. Bize e ee, şimdi biz bu yeşil boyalı bölgenin alanı bulmak için ne yapacağız? Hocam şöyle bir şey yapabiliriz. Bu yarım dairenin alanından A alanı çıkartacağız. Ki eşit girişlerin ayıtları alanlar birbirine eşit değil mi? Evet. Burası A iken burası da A. Burası da A yaptı. Başka türlü nasıl yapabiliriz? Hmm. Bütün beyaz ilişkisi. Arkadaş şu şekilde yapabiliriz aslında. Önce A alanı bulup sonra yarım dairenin alanından A'yı çıkartıp yeşillerden bir tanesini bulabiliriz. Birinci yol bu. İkinci yol da şu bütün alandan beyaz alanı çıkartacağız. Beyaz alana dikkat eder misiniz? Beyaz alan şu dairenin alanı değil mi? Evet bu dairenin alanı beyaz alan. E, beyaz alan bu dairenin alanı tüm alanı bulurken ne yapacağız? Tüm alan hocam bu daire artı yeşil alanlar şeklinde düşünmeyelim. Tüm alan ne yapıyor biliyor musunuz? Hocam tüm alan şu eşkenar üçgenin alanı artı 3 tane yarım daire yapıyor. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Tüm alan eksi beyaz alan beyaz alanda şu dairenin alanı olduğu belli arkadaşlar. Şimdi o zaman ben bana ne lazım arkadaşlar? Şu yarım dairelerin yarıçapları belli. 3 olduğu belli. Peki bana şunun şuradaki beyaz dairenin yarıçapı lazım. E hocam eşkenar üçgen çevre çemberin merkezi ya. Hop yükseklerin kesim noktasında oluyordu orası. Hocam yüksekleri şöyle çizecek olursak eğer tam burası yükseklerin kesim noktası işte çemberin merkezi çevre çemberin merkezi yapıyordu ve bunu da bilin. E burası 6 ya 3 3 yapar. E burası 30 30 olduğundan dolayı 60'ı karşısı 3 ise 30'u karşısı kök 3'tür. Kök 3'e bölünmüş hali. E 90'ı karşısında 2 kök 3 yaptı. Evet büyüğün yarı yaptı o zaman? 2 kök 3 yaptı. Şimdi tüm alan tüm alanı hesaplarken eşkenar eşkenar üçgenin alanı artı 3 tane yarım şeklinde demiştik. O zaman eşkenar üçgen alanı nedir arkadaşım? A kare kök 3 bölü 4 artı 3 tane yarım. Hadi 3 tane yarım bulalım. Yarıçapı da 3 değil mi 3 tane yarımın? Evet. 3 tane pi r kare bölü 2. Evet eşkenar üçgen artı 3 tane yarım diyerekten ben tüm alanı buldum. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buradan da beyaz alanı çıkartacağız. Beyaz dairenin yarı çapını ne bulmuştuk? 2 kök 3. Yani pi 2 kök 3'ün karesini çıkartırsam işte ben yeşil boyalı bölgenin alanını bulmuş olurum. O zaman burası ne yaptı? 36 bölü 4'ten 9 kök 3 yaptı. Artı şurası 27 pi bölü 2 yaptı. 27 pi bölü 2 yaptı. Eksi Burası da 12 pi yapar arkadaşım. E o zaman burada bununla bunu topladığımız bunu çarptığımız eksi 24 pi 27 eksi 24 eksi 3 pi bölü 2 yapıyor. 9 kök 3 artı 27'den 24 pi'ye çıkartınca artı 3 pi bölü 2 yapıyor pardon. Artı 3 pi bölü 2 yapar. Yani 3 pi bölü 2 artı 9 kök 3 yaptı cevap. 5. soru böylelikle Ceyhan çıktı. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat. Diğer türlü de yapardınız ama diğer türlüsünde Sanki A'yı bulurken sonra yarımdan böyle A'yı çıkartmak işlem kalabalığı daha fazla olacaktı. O yüzden bütün seli bulurken bu şekilde hamle yaptık. Tüm alan eksi beyaz alan tüm alanı bulurken eşkenar üçgen artı 3 üç tane yarım daire şeklinde demek daha sağlıklı geldi bana. Gerçekten güzel bir soru dikkat edin buna. Geldik altın soruya ne yapmış böyle bunu böyle katlamışız yarım. Yarım daire şeklindeki bir kartonu katladık. Tamam böyle katladık. Sonra katlanmış karton parçasından 3 yerine Yarı çapı 1 bir olan dairesel delikler açılıyor. Karton ilk halinde getirildiğinde alanı kaç santimetre kare olur? Arkadaşlar şimdi bu dairenin alanı. Burada, burası da 12 verilmiş. Hmm. Arkadaşlar bu katlanmış halini ne yapıyorduk? Açıyorduk. Açtığın zaman bak dikkat et. Açtığın zaman önemli olan nereye gelmiş? Tam merkeze gelmiş. Yani bu buraya gelmiş. Yani burada ne var burada o zaman arkadaşlar? Hop şöyle. Hocam şurası şurası birbirine eşit olacak. Yani şu şekil üzerinde göstereyim. Şekil karışmasın. Burası burası birbirine eşit. Burası da dikse A merkezden kirişe dik çizilmiş oldu. 2 eşit parçaya böldü. Ve şuraya A dersem burası da A. Hocam burası 2A. yarıçap uzunluğu 2A. En güzel ek çizim yarıçap, Burası da 2A. 90'ın karşısı 2A. Hangi açının karşısı A'dır? 30'un. E o zaman burası da 60 oldu. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı A dediğimiz 6 bölü köküçtür. Yani bu da 2 köküç yapar. A'yı 2 köküç buluruz. O zaman burası da 4 köküç yapar. Yani yarıçapı kaç bulduk? 4 köküç bulduk. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? E, yarı çapı 4 köküç olan yarım daireden pi 4 köküçün karesi bölü 2'den neyi çıkartacağız? 3 taneyi mi çıkartacağız? Hayır. Sen bunu böyle katlayıp buradaki bir halkayı çıkarttığın zaman Hocam burada 2 kat var. 2 tane çıkmış oluyor. Hocam 2 tane burada. Burası tek kat burası da tek kat. 2, 3, 4. 4 tane yarı çapı 1 olan daireyi çıkartacaksın. Pi re kareyi çıkartacaksın. Tamam mı? Evet burada 2 tane delik olmuş oluyor. Dikkat et buna. 2, 3, 4 tane delik yani toplamda. O zaman burası kaç yaptı? 48 bölü 2'den 24 pi eksi 4 pi isteniyor bizden. O zaman cevabımız böylelikle 20 pi olur. Bu da gerçekten güzel sorulardan biri. Altıncı soru Edremit oldu. Geldik yedinci soruya. Şekildeki o merkez dairenin çapı 4 kök 3 cm olarak verilmiş ve buradaki yaylar eşit verilmiş. Şimdi AD'de çap olduğuna göre bu 180. 180 ise o zaman 60, 60, 60 yapmak zorunda burası. Sonra ne yapacağız? AD çap. E burada merkez varsa, teğet varsa çeyrek dik yapsak. Aynı zamanda bu büyük çemberin kirişi ya. Kirişi de iki parçaya bölecek. Şurası 90 derece olduğundan. Yani büyük çemberin merkezi de tam burada olmak zorunda o zaman. E o zaman burası da yarı çap, yarı çap olacak. Şimdi bundan sonrasında ne yapacağız? Bundan sonrasında şuradaki 60'ı benim kullanmam lazım. Bu 60'ı nasıl kullanabiliriz diye düşüneceğiz. Hocam 60'ı kullanmak için daire dilim oluşturmak lazım. Çünkü daire dilim oluşturalım ki şuradaki alanları biz bulabilirim. E burada da aynı, aynı şekilde daire dilimi oluşturalım. E arkadaş şuna bakacak olursak şu daire dilimler 60sa burası 60, 60sa burası da 60 oldu mu? Oldu. E sonrasında ne yapacağız arkadaşım? Sonrasında da hocam şöyle şu dilimin alanından buradaki şeyi çıkartacağız. E burası da 60 derece değil mi? Evet. Buradaki A alanı çıkartırsak olay bitti. E şimdi şuraya bakacak olursak 60 burası ya. Şunu da şöyle çizecek olursam hocam 60 yarıçap yarıçap. Yani çizgi çizgi Burası da 60, burası da 60 oldu. E burası da çizgi oldu. E Şimdi şu sarı çemberde eşit girişlerin ayıttıkları alanlar birbirine eşit. Yani burası da A yapar, burası da A yapar mı? Yapar. E burası 60'lık dilim. Şuraya B diyecek olursam A artı B ise burası da A artı B'dir. Yani burası da B yapar. E şimdi ben B alanını bulmaya çalışacağım. B alanını bulmak için de ne yapacağım? Şu an bu 60'lık dilimden A'yı çıkartacağım. O yüzden A'yı bulmak zorundayım. Bize de zaten o merkez dairenin çapını 4 kökçü vermiş. Yarı çapı da 2 kökçü olur. E ben şimdi A alanı bulmak için ona ait bir dilim oluşturmak zorundayım. Şunu şöyle çizecek olursam eğer. E o zaman ne oldu arkadaşım? Bu da yarıçap, bu da yarıçap. E burada bu da 2 kök 3, bu da 2 kök 3. Şimdi bu, a bu eşkenar üçgenin çevrel çemberi oldu. Çevrel çemberin merkezi aynı zamanda yüksekliklerin kesim noktasıdır. Aynı zamanda açıortayların kesim noktasıdır. Yani bunlar 30'ar derece oldu. Şurası da 30-30 olur. O zaman burası 120 oldu. A alanı ben böylelikle bulabilirim. Hocam 120'lik dilimden neyi çıkartacağım? Şuradaki alanı çıkartacağım. Hadi bakalım çıkartalım. 120'lik dilim yarıçapı da 2 köküç. Pi 2 köküçün karesi 120 bölü 360'dan üçgenin alanı çıkartıyorum. Bu üçgenin alanını hesaplarken arkadaşlar ne yapmam lazım? Hocam burada sinüsten gitmeyelim. Şuradan bir dik 90 derece çizelim. Bu arada 30 30 120 ya 2 köküç 2 köküç köküç katından dolayı burası kaç çıkar? 6 çıkar. Büyüğün yarıçapında 6 bulduk. 90'ın karşısı 2 köküç yani 30'un karşısı da köküç yapar. Üçgenin alanı 6 çarpı kök 3 bölü 2 değil mi? Evet 6 çarpı kök 3 bölü 2'yi çıkartacağız. Şimdi burada bunlar sadeleşince 3 yaptı. Bu da 12 yaptı. 12 bölü 3'te 4 pi yaptı. Yani A alanı 4 pi eksi 6 kök 3 bölü 2'den 3 kök 3 oldu. E şimdi ne yapacağız? Bak 60'lık dilimden B alanını bulayım ben şimdi. B alanı nasıl bulacağım? 60'lık dilimden Neyi çıkartacağım? A'yı çıkartacağım. Pi ve yarı çapı 6 olan 60'lık dilim. Pi R kare 60 bölü 360 eksi A alın diyeceğim. A alın dediğimiz nedir arkadaşım? 4 pi eksi 3 kök 3. 4 pi eksi 3 kök 3 çıkartacağım. E buradan sıfırlar sadeleşsin. 36'lar sadeleşsin. B alanı o zaman neye eşit oluyor? 6 pi eksi 4 pi artı 3 kök 3 yapar. Yani B alanı böylelikle 2 pi artı 3 kök 3 mü yaptı? Evet. A bizden 2 B alanı isteniyor. 2 B alanı da bunun ilk katı 4 pi artı 6 kök 3 çıkar. Ve geldik 8. soruya. Güzel bir soru. Dikkatli olun lütfen. Aşağıda bir ABC üçgeni. AB, AC ve BC kenarlarını çap kabul yarım daireler çizilmiştir. Şimdi S1 alanı 8 verilmiş. S2 alanı 9 verilmiş. Buradaki S alanı nedir diye soruluyor. Normalde bak bunları yarı çapına R diyecek olursan. işte bunun yarı çapına da A diyecek olursan. Pi R kare eşittir 8'den böyle böyle pili bir şey gelecek. Belki çıkar ama uğraştırır. Yarı çap bulmayla hiç uğraşmayalım bence. Başka türlü bir şey yapalım. Şekilde hep böyle yarım daireler varsa. Bütün yarım daireler birbirine birbirine benzer değil mi? Evet. O yüzden burada bir benzerlik alan ilişkisi uygulayabilirsiniz. Ya da şekilde hep çeyrek daireler varsa da aynı şeyi ya da şekilde hep tam daireler varsa da benzerlik oranından gidebiliriz. O zaman ben şunu biliyorum: Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Ki benzerlik oranı çaplar oranıdır ya da yarı çaplar oranıdır biliyorsunuz. E burada o zaman yarı çaplar oranı. Şimdi benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit ya. O zaman alanlar oranının karekökü de benzerlik oranına eşittir. Yani 2 kök 2 bölü 3 bizim buradaki şu ikisinin benzerlik oranıdır. Yani yarı çapları oranıdır ya da çapları oranıdır. Ama buraya ben 2 kök 2 dersem buraya da 3 dersem yarı çapı sonra 3 bölü 2 ile uğraşacağım. Yarı oranı diyeyim. Yani burası 2 kök 2 yarı çap bunun yarı çapı da kaç oldu arkadaşım? 3e 3 oldu. Hocam normalde 2 kök k'ya 2 kök k. Buraya da 3 k 3 k yazmam lazım ama sonuçta burayı da k'lı bulacağım. En son benzerlik oranı yaparken k'lar birbirini sadeleştirecek. O yüzden k ya yazmayayım. Buraya 4 kök ki buraya da 6 yazayım. Burayı da sonuçta bir sayı bulacağız. Çünkü orandan k'lar sadeleşecek en sonunda. Hiç k'ya girmiyor kafa karıştırmamak için. E 45'e nasıl kullanacağım? E, 90 derece çizerek. Ya c köşesinden bir 90 çizeceğim ya da buradan bir 90 çizeceğim. E ben şuradan bir 90 derece çizeyim kardeşim. Hop şöyle bir 90 derece çizince. 45 90 45 üçgeni. Ha, bazı arkadaşlar kosinüs teoremi yapabilir. Sıkıntı değil ama benim kosinüs teoremine nasıl karşı olduğumu biliyorsun. 90'ın karşısı 4 kök kökü ise bak burası 4 kökü çünkü. O zaman 45'lerin karşısı 4 4 yapacaktır. E hocam burası 4. Tamamı 6 buraya 2 kaldı. Pisagor bağıntısından 2 4 ise bunun tamamı 2 kök 5 yapar. E yarıçapı kaç oldu zaman kök 5. Hadi gel şimdi benzerliği şu ikisinde uygulayalım. Benzerlik oranı kaç burada? yarıçaplar oranı. Kök 5 bölü 2 kök 2. Benzerlik oranının karesi kaç yapar? 5 bölü 8 yapar. Benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşittir. Alanlar oranı 5 bölü 8. Buradan başlamıştık. S bölü 8'e eşit olacak yani. E buradan 8'ler gitti. S'i de böylelikle kaç buluruz? 5 olarak buluruz. Gerçekten mükemmel bir soru arkadaşlar. Lütfen bu soruya dikkat edin. Böyle soruda da karşınıza çıkabilecek soru tiplemelerinden biridir. Ve işi kolaylaştıran bir tiptir. ÖSYM bunları niye seviyor? Uzun yoldan yapan zaman kaybetsin diyor. Ya böyle kısa yoldan yapan da direkt yani biraz öğrenciyi ayırıyor sanki ÖSYM. O yüzden dikkat edin. 8. soru Edremit geldik 9'a. Evet alan pire kare formülüyle bulunuyormuş. Biliyoruz bunu. Bir aracın yarım daire biçimindeki ön camında O noktası etrafında dönebilen bir silecek varmış. Bu silecek cam üzerinde O noktasına en az bir birim en fazla 4 birim olan noktaları temizliyor. Yani şu en az bir birim şurayı, şuradaki noktayı temizliyor. En fazla da 4 birim noktalarını temizliyor. En fazla da 4 birim noktaları temizliyorsa o zaman burası da kaç yapacak? 3 yapacak. Tamam. Silecek 135 derece döndüğünde şu 135 derece döndüğünde camın alanının yarısı temizleniyormuş. Hmm. Arkadaşlar 135 derece döndüğünde temizlenen kısım şurada kırmızı kısım değil mi? Evet. O zaman burayı bulabiliriz. Yani 135'lik 135'lik yarıçapı 4 olan dilimden 135'lik çapı 1 olan dilimi çıkartacağım. Çıkartayım, çıkartayım. Pi r kare 135 bölü 360'dan pi r kare 135 bölü 360'ı çıkartacağım. İşte buradaki alan neye eşitmiş? 135 önce camın alanının yarısını temizliyormuş. Yani şu yarım dairenin alanının yarısını hesaplıyormuş pi r kare bölü bu yarım daire pi r kare bölü 2 bir de yarısı pi r kare bölü 4'e mi eşitmiş? Evet. Camın çapı isteniliyor bizden. Tamam. Buradan işlem yapacağız arkadaşlar. Burada 135 45'e bölsen 3 45'e bölsen 8. Yani bu sadeleştirme yapayım mı? Yapmayayım. 16 çarpı 3 48 pi. Tamam burası 48 pi yaptı. 48 pi bölü 48 burada dur 8 bu. Sadeleştirme yapmıyorum. Bölü 8 kalsın diye şey yaptım. Burada da şey 45'e bölsem 3. Burada da 8. Tamam. 48 pi bölü 8 eksi. Bu da 3 pi bölü 8. 3 pi bölü 8. Yani toplamda 45 pi bölü 8 yaptı arkadaşlar. 45 pi bölü 8 eşittir. Pi r kare bölü 4'e eşitmiş. Hocam pi'ler sadeleşti. Şunlar sadeleşti. E o zaman buradan ne geldi arkadaşlar? 2 geldi. R kare 45 bölü 2 geldi. O zaman R de buradan kök 45 bölü neye eşittir? Kök 2 eşittir. Yani bu da ne yapıyor arkadaşlar? Bu 3 kök 5 değil mi? Evet 3 kök 5 bölü kök 2 eşittir. Kök 2 eşitleriyle çarparsak 3 kök 10 bölü 2 eşit olacak. Bu yarı çap. Çapı ne olacak? Çap da 2R olduğu için bunu 2 ile çarparsam cevap da ne olacaktır? 3 kök 10 olacaktır. Yani 9. soru. Böylelikle C yaptı. Ne dediyse onu yazdım. Başka da hiçbir şey yapmadım dostum. Evet 9. C bulduk. Geldik 10. soruya. Evet bununla ilgili soruları artık öğrendik sanırım. Son noktayı da koyalım istedim burada. Hop şöyle katlamayı ne yapıyoruz? Açıyoruz. Önemli olan nereye denk gelmiş? O'ya denk gelmiş. O'yu kullanacağız. O'yu nasıl kullanacağız peki burada? Hocam bu nokta burada. Yani şu nokta böyle katlanırken şu şekilde yol izliyor. E yol izlerken de şunlar birbirine eşit ve şurası da 90 derece değil mi? Evet. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açıların birbirine eşitliğinden dolayı. Sonra neye gelecek? Çapı 12 demiş. Yarı çapı 6. Yarı çapı 6 ise bak bu yarı çap 6'ya 3 3'lüye paylaştı. Bizden kırmızı bölgenin alanı isteniyor. E kırmızı bölgenin alanı katlamayı açtığımız zaman bu bölgenin alanıdır. Yani şu bölgenin alanı isteniyor bizden. En etkili silahımız yarıçap çap çizmek değil miydi? Evet al sana yarıçap çap 6. A 90'ın karşısı 6 hangi açının karşısı 3'tür? 30'un. Tamam ben şunu buldum. Hop şöyle şurayı 30 bulduk. Şurası 6 mı? Evet. Hop şurası da 6 yarıçaptan 30. 30 30 123 üçgen çıktı. 6 6 ise burası 6 kökü çıktı. Şimdi ben kırmızı alanı nasıl bulacağım? 120'lik dilimden pi r kare 120 bölü 360'dan neyi çıkartacağım? Üçgenin alanını sinüslerle uğraşmayayım. Hemen bir yükseklik çizeyim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 yapar. Üçgenin alanı da 6 kökü çarpı 3 bölü 2 yapar. Şimdi sıfırlar sadeleşsin. 36'lar sadeleşsin. 12 pi yaptı burası. E burası da 6 kere 3 18 bölü 2'den 9 kökü 3 yapar. Yani 12 p eksi 9 kökü 3 yaptı cevap. Evet 10. soru böylelikle Ceyhan çıktı. Ve geldik kara soruya. Evet, inşallah yapmışsındır. Pi'yi de 3 alınız demiş. Bakalım nasıl bir soruymuş kara soru. Şimdi yayların eşit olması nedir? Çeyrek daire verildiği için burası 90 derece demek. Hocam buradaki açılarımız 45'er derece olmak demek. Tamam, bu 45'i kullanacağım. Bu 45'i nasıl kullanırız? Hocam, hop şunu çizeriz ki zaten bizden saçma sapan alan isteniliyorsa dilim oluşturmak zorundayız. Hocam buna ait dilim oluşturamıyoruz ama en azından belli bir parçasına ait bir dilim oluşturalım. E peki burada da şunu şöyle oluştursam şu üçgenlerin alanlarını ayrı ayrı bulabilir miyim? Bulamam. E ne diyebiliriz burada? Bizden kırmızı boyalı bölgenin alanı isteniyor. Öncelikle 45 45'leri de kullanalım. Hocam burası kaç 45? Burası da kaç 45? Sonra ne verilmiş bize? 2 kökki verilmiş. Burası 2 kökki. Sonra OD uzunluğu 4 kökki verilmiş. 6 kökki. Burası da 6 kökki. Yarı çap uzunluğu 6 kökki. Şurası da 6 kökki. E ne yapacağız burada arkadaşlar? Şuraya A alanı diyeyim. Şuraya B alanı diyeyim. Benden ne isteniyor? A artı B alanı isteniyor. Peki ben neyi bulabilirim? Şuraya C dersem A artı C'yi bulabilirim. A artı C'yi bulabilirim. Yazayım bakayım. Buluruz onu. Dur. 45'lik dilim. Hatta yazayım. Pi R kare. 6 kökkenin karesi. 6 kökkenin karesi. 45 bölü 360. 45 bölü 360. Hocam şunlar şunlar sadeleşti. 8. Bu 72 bölü 8'den 9 pi yaptı. 9 pi yaptı. Başka neyi bulabilirim? Şuraya D diyeyim. Hocam B artı D'yi bulabilirim. Tamam. B artı D'yi bulabilirim. B artı D alanı nedir arkadaşlar? O da şöyle bir üçgenin alanı. Şuraya çizeyim istersen. Nereye çizeyim? Şu yukarıyı çizeyim istersen. Ay boğazımda böyle acayip bir gıcık oldu. B artı D alanını da bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Şöyle bir üçgenin alanı arkadaşım. Şuradaki üçgenin alanında 6 kökü ve 4 kökü var. Aradaki açı da var. 45. Burası 6 kök 2. Burası 4 kök 2. Sinüs alan formülünden de bulabilirsin. Ya da tabanına ait yükseklik. Hocam 4 kök 2 ise burası 4 yapar. Yani 6 kök 2 çarpı 4 bölü 2. 24 bölü 2'den 12 kök 2 yaptı. Çok güzel. E bir de ben neyi bulabilirim? C artı D'yi bulabilirim. C artı D'yi de bulurken ne? Şu dik üçgenin alanı. O da 4 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2'ye eşit. Şunlar şunlar sadeleşti. O da 24 yaptı. Bu da 24 yaptı. Benden ne isteniyordu? A artı B. A artı B'yi bulmak için ne yapmam lazım? Hocam şu ikisini toplamam lazım. C ve D'den de kurtulmam lazım. O yüzden bunu da eksiyle çarpıp taraf tarafa toplamam lazım. Bak toplayalım. Bu arada pi yerine 3 yazınız demişti. Burası kaç yapar? 27 yapar. Şu ikisini toplayacağız. Ondan sonra şu bu, bunu çıkartacağız. Hocam buradan ne geldi? A artı B geldi. Bu A artı C A artı D eksi C eksi D birbirini götürdü. Sonra burada 27 şu ikisinin toplamı bu da 27 artı 12 kök 2. Bu da eksi 24 mi yaptı? Evet. O zaman A artı B alanı neye eşit oldu arkadaşım? 27'den 24 çıkınca kaç yapıyor? 3 yapıyor. 3 artı 12 kök 2 çıkar. Yani cevabımız 3 artı 12 kök 2 oldu. Cevap C oldu. Evet bu teknikle belki çok çok az soru çözdünüz. Bazen de böyle harflendirmeler verip bizden istenilen harfi yani A artı B'yi elde etmeye çalışıyoruz. Genelde bu tekniği ÖSYM dikdörtgende, karede ve katı cisimlerde kullanıyor. Yani çarpanlara ayırma tekniğini ya da taraf tarafa yok etme tekniğini. Ama çemberde, daha doğrusu dairede, alanda da böyle bir şeyle karşılaşabiliriz diye sizi bu soru tipiyle tanıştırmak istedim burada. Evet, yapabilene helal olsun. Aslında şöyle bakınca çözüm yöntemi de çok zor bir soru değil. Bak burada kiriş çizince, şuradan kiriş çizince buradaki alanı bulsak bile şurayı bulamayacağım anladığım için. Burada harflendirmeler yazdım. Buna da dikkat et. Bazen böyle harflendirmeler yazarak da ve taraf tarafa işlemler yaparak da bizden istenilen sonuca da bu şekilde ulaşabiliyoruz. Bu anlamda bu kalıp soruyu görmenizde özellikle kara soruda görmenizde çok önemliydi. Yeni bir soru tipi gördünüz diyebiliriz. Evet gençler böylelikle dairede alanı bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda analitik geometriye geçiyoruz. Analitik geometri testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.